Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimize elektronik devrelerin vazgeçilmezi entegrelerle devam ediyoruz. Entegreler elektronik devrelerin tamamında neredeyse kullanılmaktadır. Elektronik olan bütün cihazların içerisinde mutlaka bir tane entegre bulunmaktadır. Peki bu entegre nedir? Entegre neye göre seçiliyor? Entegreler arızalanırsa tamir edilebilir mi? Şimdi hazırsanız kafamızda oluşan bu tarz soruların cevabını bulabileceğimiz videomuza geçebiliriz. Elektroniğin içerisinde entegre kelimesini duymayanımız yoktur. Peki bu entegre nedir? Entegre, farklı amaçları ve ayrı ayrı görevleri olan devrelerin tek bir kılıf içerisinde, tek bir paket içerisinde toplanmış halidir. Yani devreler bütünüdür. Entegre dediğimiz zaman aklımıza gelecek şey, elektroniğin temel devre elemanlarının tek bir kılıf içerisinde toplanmış hali olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki bu devre elemanları belli bir amaç için, belli bir görev için bir araya getirilir. Bu devre elemanları belli bir amaç, belli bir görev için bir araya geldiği zaman bir devreyi oluşturur. İşte bu devrelerin tek bir kılıf içerisinde toplanmış haline de entegre diyoruz. Entegrelerin içerisinde kullanılacak olan devre elemanları entegrenin amacına ve görevine göre seçilirler. Bir entegrenin içerisinde transistör, diyot ve direnç bir arada kullanılabilir. Bunlar zaten bir devrenin oluşması için gerekli yapı taşlarıdır. Entegrenin elektronik devre şemalarında gösterim şekli yoktur. Çünkü entegrenin yapısına ve şekline göre devre şemasında zaten belirtilir. Entegrenin birden fazla çeşidi vardır. Kullanım amacına göre, görevine göre farklı kılıf tiplerinde entegreler üretilmişlerdir. Entegreler devre şemalarında IC olarak, IC olarak belirtilirler. Ve yine kılıf tipine göre devrelerde şeması mutlaka belirtilmesi gerekir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kılıf tiplerinin tamamı entegrelere aittir. Farklı amaçlar ve farklı görevler için üretilmiş entegreler farklı yapılarda bulunmaktadır. Entegreler dikey olabildiği gibi yatay entegreler de bulunmaktadır. Aynı zamanda dikdörtgen ya da kare şekilde entegreler bulunmaktadır. Özellikle mikro işlemci dediğimiz entegreler genellikle kare üretilmektedir. Bilgisayarların işlemcisi birer entegredir. Cep telefonlarımızın işlemcisi birer entegredir. Entegreler için elektroniğin temel yapı taşlarının bir araya gelerek oluşturduğu devrelerdir dedik. Dolayısıyla entegreler arızalandığı zaman tamir edilemezler. Bir entegre arızalanmışsa birebir aynısıyla değiştirilmek zorundadır. Bir entegre arızalandığı zaman iç yapısı tamamen bozulmayabilir. Lakin bütünleşik bir kılıf içerisinde olduğu için mecburen tamamen birebir aynısıyla değiştirilmesi gerekir. Bir cep telefonu entegresi aynı anda şarj ünitesini, ekranı, tuşları, sesi, GSM hattını birçok şeyi kontrol edebilir. Bütün bu işlemlerin yapılabildiği devreler tek bir kılıf içerisinde, tek bir entegrenin içerisinde toplanabilir. Cep telefonunun şarj özelliği bozulduğu zaman komple bu entegreyi değiştirmek zorunda kalırız. Çünkü şarj ünitesinin bulunduğu devreye kılıf içerisinde müdahale edebileceğimiz bir şansımız bulunmamaktadır. Çünkü entegreler preslenerek kılıflanmışlardır. Dolayısıyla sadece şarj ünitesinin bozulmuş olması, diğer ünitelerinde bozulması anlamına gelmese dahi o entegreyi komple değiştirmek gerekir. Günümüz teknolojilerinde artık bütün devre elemanları tek bir entegrenin içerisinde toplanmakta. Bunun sebebi ise daha az yer kaplamaları için hepsinin bir kılıf içerisinde biriktirilmesidir. Eğer ki bu devre şemaları ayrı ayrı entegrelerle, ayrı ayrı devre elemanlarıyla kurulmuş olursa alan genişleyecektir. Artık günümüzdeki teknolojilerde alandan da yer kâr edebilmek için bütün bu devre elemanları tek bir kılıfın içerisine toplanıyorlar. Bu sayede hem daha az yer kaplıyorlar hem daha az enerji tüketiyorlar. Entegreler THD tip ve SMD tip olmak üzere iki çeşit üretilebilirler. THD tip entegreler daha büyük kılıf yapısına sahipken SMD tip entegreler daha küçük kılıf yapılarına sahiptir. Aynı entegrenin hem THD hem de SMD tip kılıfı bulunabilir. Örneğin Arduino'nun üzerinden baktığımız zaman THD tip bir entegre bulunurken yine aynı Arduino'nun SMD tip entegresi bulunabilir. Bunlar kart üzerine baktığımız zaman farklı yapılarda ve farklı büyüklüktedir. Lakin yapmış olduğu iş ve işlemler aynıdır. THD tip bir entegrenin yerine SMD tip bir entegreyi takmak çok güçtür. Çünkü bacak yapıları, aralarındaki mesafeler aynı değildir. Dolayısıyla THD tip bir entegrenin yerine SMD tip bir entegreyle emlemek bir hayli güçtür. Entegreler birden fazla elektronik devre elemanının içerisinde barındırdığı için birden fazla bacağı bulunur. Özelliğine ve yapısına göre bu bacak sayısı artabilir. Entegrelerin üzerinde tipini ve özelliğini belirten sayı kodları bulunmaktadır. Entegrenin seri numarasına bakarak özelliğini data sheet'inden okuyabiliriz. Entegrelerin bacakları numaralandırılmıştır. Peki bu numaraları nasıl okuyabiliriz? Şu an ekranda görmüş olduğunuz entegrenin bacak numarasını okumaya çalışalım. Gördüğünüz gibi orta kısımda bir tane çentik bulunmakta. Sol taraftaki orta kısımdaki çentik entegrenin baş kısmını gösteriyor.
Zaten yazılara baktığımız zaman da düz bir şekilde okuyabiliyoruz. Sol taraftaki bu çentiğin hemen altında bulunan ilk bacak bir numaralı bacaktır. Soldan sağa doğru aşağıdan okumaya başladığımız zaman bir numaralı bacak, iki numaralı bacak, üç numaralı bacak ve dört numaralı bacak diye devam eder. Beş numaralı bacağa geldiğimiz zaman ise tam karşıya devam ederiz. Yani dört numaralı bacağın tam karşısındaki bacak beş numaralı bacaktır. Bu sefer de sağdan sola doğru okumaya devam ederiz. Dört numaralı bacağın karşısındaki bacak beş, altı, yedi ve sekiz diye devam eder. Entegrelere baktığımız zaman bu çentik ya da yuvarlak bir daire bulunan entegre bir numaralı bacağı belirtir. Eğer ki bir numaralı bacağın karşısında küçük bir daire yoksa çentiğin hemen altındaki bacak bir numaralı bacağı temsil eder. Görmüş olduğunuz bu atmenin entegresi ise kare yapıda. Entegrenin üzerindeki yuvarlak çentik bir numaralı bacağı gösteriyor. Bir numaralı bacaktan aşağıya doğru baktığımız zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye okumaya devam ederiz. 11'den sonra hemen yanındaki bacak 12, 13, 14 diye devam eder ve bu şekilde yine başladığı nokta yani bir numaralı bacağın olduğu yere doğru geldiğimiz zaman son bacağımızı okumuş oluruz. Kare entegreleri de bu şekilde bacaklarını okuyabiliriz. Dik kılıf tipine sahip entegrelerde ise genellikle sol taraftaki bacak bir numaralı bacaktır. Sol taraftan başlayarak sağ tarafa doğru numaralandırarak okuyabiliriz. Bacakların ileride ya da geride olması atlama yapmadan okunması gerekir. Sol taraftan başladığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye okuyabiliriz. Gördüğünüz gibi entegrelerin birden fazla bacağı bulunabiliyor. Ve entegrenin yapısına göre de dikdörtgen, kare ya da dik entegre olabiliyor. Şimdi sizlerle bir entegrenin iç yapısına birazcık detaylıca bakalım. NE555N entegresinin iç yapısını şu anda görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi entegrenin içerisinde bir elektronik devre şeması var. Yani bu entegrenin bir devre şemasından oluştuğunu görebiliyoruz. Entegrenin içerisinde direnç, transistör gibi devre elemanları da belirtilmiş. Aynı zamanda lojik kapılar ismini verdiğimiz kapılar bulunmakta. Görmüş olduğumuz entegre 4017 entegresi. Gördüğünüz gibi bacak numaraları belirtilmiş ve hangi bacağın ne olduğu da detaylıca yazılmış durumda. Biz bu entegreyi devrelerimizde kullanırken hangi bacağından ne bağlayacağımızı buna göre belirleyebiliyoruz. Bugün sizlerle birçok elektronik cihazın içerisinde kullanılan entegreleri birazcık yakından tanımış olduk. Entegreler bakıldığı zaman çok geniş konuda değerlendirilebilecek bir devre elemanıdır. Entegreler kullanılacağı yere göre, amacına göre farklılıklar gösterirler. Temel seviyede bir entegrenin bacak sıralamasını nasıl yapabiliriz? Entegrelerin genel kullanım amacı nedir gibi sorudan cevabını bu videoda bulduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen günlerde entegrelerle ilgili detaylı videolarım kanalımda yer alacak. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.